Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere haşlamayla uğraşmadan kolay kıymalı su böreği tarifini paylaşmak istiyorum. Tarifimiz için öncelikle içini hazırlayalım. İçi için ince ince doğranmış 2 tane kuru soğan. Ben rondoda iri olacak şekilde çektim. Biraz sıvı yağ ilave edelim. Soğanları biraz kavuralım. ...700 gram kıyma ilave edelim. Kıymam tam çözülmemiş. Tam çözülmediği için bütün olarak ilave ettim. Kapağını kapatıp kısık ateşte buzunun çözülmesini sağlayalım. Bu arada da soğanlar aynı zamanda kavrulmaya devam edecek. Ara ara karıştırıp buzunun tamamen çözülmesini sağlayalım. Yavaş yavaş buzu çözülmeye başladı. Buzu tamamen çözüldü. Kıymayı rengi dönene kadar kavuralım. Tuzunu ilave edelim. Kıyma tamamen suyunu çekene kadar kavuralım. Ocağı kapatalım. Yarım çay kaşığı karabiber ilave edelim. Karıştıralım. Kıymalı harcımız hazır. Soğumaya bırakalım. Hamuru için 3 tane yumurta, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 su bardağı su, yarım paket kabartma tozu. Karıştıralım. Biraz un alalım. Hamuru yoğurmaya başlayalım. Unu azar azar ilave ederek hamuru yoğuralım. Toplamda 4,5 su bardağı un kullandım. Hafif ele yapışan yumuşak bir hamur hazırlayalım. Hamuru toparlayalım. Hamurun kıvamı bu şekilde olacak. Hamuru hiç bekletmeden hemen bezeleri alalım. Hamuru masanın üzerine alalım. Hamuru biraz toparlayalım. Hamurları 8 parçaya bölelim. 4 beze altında, 4 beze üzerinde kullanacağız. Hamurları eşitleyerek bezeler alalım. Bezelerin üzerine örtelim ve 20 dakika dinlendirelim.
Aralarına süreceğimiz yağı hazırlayalım. 100 gram tereyağı, çeyrek çay bardağı sıvı yağ eritelim. Yağımız hazır. Hamurları açmaya başlayalım. Bir tane bezeyi alalım. Bezeyi açalım. 40 santimlik tepsi kullanıyorum. 40 santimlik tepsiden daha büyük olacak şekilde bezeyi açalım. Hamurumuz o kadar güzel oldu ki çok kolay açılıyor. Yufkaları suda haşlamadan böreğimizi çok kolay bir şekilde yapacağız. Su böreği lezzetinde, yapımı da çok kolay bir börek oluyor. Bezeyi açtım. Ne kalın ne ince olacak şekilde açalım. Ben ince olacak şekilde açtım. Kenarlarını biraz incelttim. Eğer kenarları kalınsa biraz inceltin. Açtığımız yufkayı yağladığımız tepsiye büzüştürerek alalım. Üzerine hazırladığımız yağdan sürelim. Tekrar bezeleri açmaya devam ediyorum. İkinci bezeyi de açtım. İkinci yufkayı da büzüştürerek tepsiye alalım. Hazırladığımız yağdan üzerine sürelim. Dört tane bezeyi aralarına yağ sürüp üst üste aldım. En son dördüncü katın üzerine de biraz tereyağı sürelim. Çok fazla da sürmüyorum. İç harcımız zaten kıymalı. Hazırladığımız kıymalı harcı yufkaların üzerine alalım. Üzerine yayalım. Dört tane bezeyi alt katında kullanmış olduk. Şimdi kalan dört tane bezeyi de tek tek açıyorum. Üzerinde kullanacağız. Açtığımız bezeyi kıymalı harcın üzerine büzüştürerek alalım. Üzerine hazırladığımız yağdan sürelim. Çok lezzetli ve çok kolay yapılan bir börek. Su böreği lezzetinde oluyor. Mutlaka deneyin. Aralarına yağ sürüp kalan dört tane yufkayı üst üste alalım.
Son yufkayı da yerleştirdim. Üzerine tereyağı sürelim. Tereyağını her tarafına sürelim. Bu tereyağı güzel kızarmasını sağlayacak. Dilimleyelim. Bu böreği kolaylıkla bayram için yapıp misafirlerinize, sevdiklerinize ikram edebilirsiniz. Kenarlarını da bıçakla içe bastıralım. Önceden ısıtılmış 150 derecelik fırına verelim. Fırında 25 dakika pişirelim. 25 dakika piştikten sonra fırından alalım. Üzerine 2 su bardağı kaynar su dökelim. Hiç korkmayın, kesinlikle hamur olmuyor. Su böreği lezzetinde nefis bir börek oluyor. Tekrar fırına verelim. 15 dakika daha pişirelim. Fırından alalım. Böreğimizin üzerine örtelim. Bir 10 dakika dinlendirelim. Böreğimizi sıcak sıcak servis edelim. Sizlere iç dokusunu da göstermek istiyorum. Hiç su böreği yapmayla uğraşmanıza gerek yok. Pratik su böreği tarifini sizlerle paylaştım. Eğer isterseniz peynirli de hazırlayabilirsiniz. Deneyeceklere şimdiden kolay gelsin. Herkese afiyet olsun.